Saadet Partisi Kütahya İl Başkanı Ali İhsan Oturak, yabancılara toprak satışını artıran kanunla ilgili olarak bir basın açıklamasında bulundu. Saadet Partisi Kütahya İl Başkanı Ali İhsan Oturak, yabancılara toprak satışını artıran kanunla ilgili olarak bir basın açıklamasında bulundu. Yabancılara toprak satışını artıran kanunun tekrar görüşülmek üzere meclise iade edilmesini ya da referanduma götürülmesini talep etti. İslam coğrafyasına hançer gibi saplanan İsrail devletinin de ilk başta ciddiye alınmayan toprak satışlarıyla kurulduğunu anımsatan Oturak, ekonomik krizle boğuşan Yunanistan'ın bile tarım arazisini satmadığına dikkat çekti. Oturak, düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iadesi, bu mümkün değilse referanduma götürülerek milletin onayına sunulması tarihi bir görevdir dedi. Parti il binasında bir basın toplantısı düzenleyen Saadet Partisi Kütahya İl Başkanı Ali İhsan Oturak, yabancılara toprak satışını artıran kanunun partisinin önceki gün yapılan haftalık il divan toplantısında enine boyuna tartışıldığını belirtti. Şehit kanıyla alınan vatan topraklarının yabancılara satılmak istenmesine kesinlikle karşı olduklarını vurgulayan Oturak, buna asla müsaade edilmemelidir dedi. Saadet Partisi'nin sorumlu muhalefet anlayışı gereği konuyu her platformda gündeme getirdiğini bildiren Oturak, bu çerçevede Saadet Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Mustafa Kamal Ağa'nın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e bir mektup gönderdiğini açıkladı. Mektubun detaylarıyla ilgili kamuoyuna bilgi veren Oturak, Gül'den yabancılara toprak satışını artıran ve mütekabiliyet esasını kaldıran kanunun tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri iade etmesini veya aziz milletin oyuna yani referanduma götürmesinin talep ettiklerini bildirdi. Tapu Kadastro Kanunu'nda yapılan değişiklikle yabancılara toprak satışının 25 dönümden 300 dönüme çıkarıldığını anımsatan Oturak, yani 300 bin metrekare çıkartıldı. Bakanlar Kurulu bu miktarı iki katına çıkarabilecek, yani 600 bin metrekareye çıkarabilecek. Ülke güvenliği açısından bunun çok tehlikeli bir adım olduğunun altını çizdi. Hükümetin yabancılara toprak satışını artıran kanunu sırf rantiyecilere borç ve faiz ödemek için çıkarttığına dikkat çeken Oturak, kısacası şehit kanıyla alınan bu vatan toprakları yabancılara satılmak istenmektedir. Buna asla müsaade edilmemelidir. Ülkemizin altı şehit, üstü ise mücahitlerle doludur. Necip milletimizin gerekenleri yapacağına inancımız tamdır. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlar, bu konuya kamuoyunun duyarsız kalmayacağına inancım tamdır dedi.